Günaydın. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Günaydın canım. Günaydın. Hakan yok mu? Yok, yalnız geldim. Sena gelecekti, Hakan vazgeçince o da gelmedi. İş mi varmış damat beyin? Yok teşekkürler, ben almayayım, aç değilim. Zaten bir pazarınız var. Kaç gün öncesinden sözleşmiştik, ne oldu? Oğluna söz vermiş, mecbur kaldı. Selam söyledi size, işi erken biterse gelecek. Hadi, siz ana kızla oturun biraz baş başa. Ben de bir haberlere bakayım. Kavga etmediniz değil mi? Yok, bir tatsızlık olmadı da gelmemesine canım sıkıldı tabii. Gelmemesine mi canın sıkıldı, yoksa gittiği yere mi? Anne, Hakan'ın oğlunu görmeye gitmesine kızacağımı düşünmüyorsun herhalde. Benim kızdığım haber vermemesi. Size söz vermezdik. Canım, biz yabancı mıyız? Kaç erkek var sözünde duran? Bak, ben hala babanın arkasını topluyorum. Aslında beni üzen Hakan'ın önceliği olmamak. Biliyorum sana saçma gelecek ama hayatında benden daha önemli bir şey olsun istemiyorum. Ben kızımı çok iyi tanıyorum. Hakan'la evlenmeye karar verdiğin zaman sana ne söylemiştim? Kimsenin ikincisi olamaz. Anne, şimdi konumuz bu mu? Evet canım. Hoşuna gitmese de konumuz bununla çok ilgili. Bak Begüm, Hakan çok hoş, çok iyi, seni çok seviyor. Ama çöpsüz üzüm değil. Eğer bunları yaşamak istemiyorsan, birinci sıraya yerleşmek istiyorsan, yapacağın şey belli. Onun ailesi olacaksın. Sadece sevdiği kadın değil. Oğluyla rekabet edemezsin. Bir çocukla ancak başka bir çocuk rekabet edebilir. Anladın mı?